biz devam edelim ama her hafta olduğu gibi sağlığımızla ilgili devam edeceğiz. Göz sağlığımızla ilgili devam edeceğiz. Bu hafta son bölümde göz sağlığını işleyeceğiz. Operatör Doktor Fevzi Akkan'la birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katarakt konusunu sizinle konuşacağız. Ama önce kataraktın ne olduğunu sizden öğrenelim. Ne demek katarakt? Katarakt bizim gözümüzün içinde doğal bir lensimiz var. Işığı gözün arkasında görme merkezine odaklayan ve bizim görmemizi sağlayan lens zaman içinde şeffaflığını kaybettiğinde, yaşlandığında ya da farklı hastalıklardan dolayı ya da travmalardan dolayı o şeffaf geçirgen saydam özelliğini kaybettiğinde katarak olarak adlandırılır. Oradaki şeffaflığın kaybolması bizim görmemizin azalmasına sebep olur. Bu katarakta aldığımızda da farklı yöntemlerle, farklı işlemlerle yaptığımız zaman görmemiz tekrar açılıyor. Bu ilerleyen yaş dönemine ait bir hastalık mı yoksa daha erken yaşlarda da görülebiliyor mu? Şimdi her insan 50'li yaşlardan sonra yaşlanmayla beraber lensimiz de yaşlanıyor. Ve katarak hastalarının %90-95'i aslında yaşlanmayla beraber oluşan kataraklar. Ama biz anne karnından doğan çocuklarda da katarak görüyoruz. Orta yaşlarda, erken yaşlarda da katarak görüyoruz. Dediğim gibi başka hastalıklarla beraber, travmalarla beraber de katarak görebiliyoruz ama asıl fazla oran tabii yaşla beraber oluşan kataraklar. Peki, görmede mi sıkıntı yaratıyor katarak? Kişi nasıl hissediyor? Belirtileri ne oluyor? Evet. Kişi görmesinin yavaş yavaş azaldığını, gördüğü renklerin soluklaştığını, uzaktaki özellikle başta uzaktaki görmeyi etkileyerek katarak fark edilir. Ama bazı hasta gruplarında yakın görme de bozularak kataraktın bir belirtisi olabilir. Özetle her şekildeki bir görme azalması, görmenin farklılaşması, net görememe, iki göz arasındaki görme farklılığı, bunlar kataraktın belirtileri. Bebeklerde ise tabii bebekler ne gördüklerini bilemezler. Ailelerin iki göz arasındaki o ışık tuttuğumuzda gözden hafif bir kırmızı refle yansır. O reflenin olmaması, o rengin alınmaması ya da bir beyazlığın görülmesi bu bir katarak şüphesini uyandırır. Ama yaşlı hastalarda dediğim gibi iki göz arasındaki farklı görme ya da tamamen iki gözle beraber gördüklerini, daha önce iyi gördükleri şeyleri artık net görememeleri ilk belirti olabilir. Peki görme bozukluklarında da hani uzak yakında da böyle şeyler görme sorunları oluyor. Yani onun kataraktan farkını kişi anlayabilir mi yoksa muayeneye gittiğinde tabii mi anlaşılır? Tabii muayeneye gitmesi gerekiyor. Normal bir gözlük kullanan hastanın numarası değiştiğinde de bu şekilde görme bozuklukları oluşur. Bunu doktor muayenesinde ortaya çıkar katarak olup olmadığı. Yaş her ilerlediğinde katarakt olacak diye bir kural var mı? Yani şöyle sorayım aslında, risk grubu var mı katarakt için? En büyük risk yaştır. Hastaların %99'u katarak 4 evredir. Birinci evre katarakta olabilir, 4 evre, 4. evreye kadar da ilerleyebilir. Ama hastaların %90-95'i katarak ameliyatına ihtiyaç duyacak kadar bir katarak gelişimi olur. Ama her evrede ameliyat olmuyor anladığım kadarıyla. Her evrede ameliyat olabilir. Öyle burada mi? Tabii hastanın konforu, görmesinin ne kadar günlük hayatını etkilediği, işte yakın görme uzaklığının miktarı, her evrede katarak ameliyatı yapılabilir. Peki katarakt ameliyatı basit bir ameliyat mı? Yani korkulacak bir şey mi? İnsan ameliyat deyince biraz ürperiyor hem de göz deyince. Ama evet, herhalde ilerleyen teknoloji geçmişteki katarakt tedavisinden günümüzdeki tedaviyi farklı kılmıştır. Nedir bu farklar? Daha mı rahat artık? Ben 20 yıldır doktorluk yapıyorum. 20 yıl içinde bile o kadar çok fazla değişiklik oldu ki. Mesela ilk katarak ameliyatlarını dikiş atarak başladık. Gözde yaklaşık 1 santimlik bir kesi yapardık. Merceği elimizle doğurturduk ve dikiş atardık. Şimdi geldiğimiz noktada artık göze hiçbir şekilde bıçak değmiyor, dikiş kullanılmıyor. Tamamen lazerlerle, teknoloji çok ilerledi. Bütün kataraktı eritiyoruz, farklı bir lazerle o kataraktı emiyoruz. Farklı göz içi mercekleriyle artık eskisi gibi gözlük kullanmanın önüne geçerek hastaları hem yakın hem uzaktan hem astigmattan kurtaracak çok ileri teknoloji ameliyatları yapabiliyoruz artık. O zaman şöyle diyebiliriz, yani eski yönteme baktığımız zaman onun öncesi, sonrası sadece ameliyat anı değil, sonraki süreci de herhalde o eski dönemlerde iyileşme süreci biraz ameliyat bölgesinin uzun süre. Bu tip yeni teknolojiyle yapılan ameliyatlarda ameliyat hazırlanmadan öncesinde sorabilirim ama sonrası için
hastanın normal yaşantısına, günlük hayatına dönmesine kadar süre alıyor? Ya da yapması gereken şeyler var mı? Şimdi artık hasta aynı gün normal hayatına, sosyal hayatına dönebiliyor. Eskiden gözleri kapatırdık, bazen bir hafta kapatırdık. Son yakın zamana kadar mutlaka bir gün gözü kapatmak zorunda kalırdık. Ama şimdi artık yeni teknolojik gelişmelerle, yeni lazer tipleriyle biz hastayı ameliyathanede gözü açık çıkarıyoruz. Sadece bir koruyucu gözlük koyuyoruz, onu da birkaç saat kullanıyor. Ondan sonra eve gittiğinde gözlüğünü çıkarıyor ve televizyonunu izleyip ya da gazetesini okuyacak bir görmeye kavuşuyor birinci günde. Nasıl yapılıyor ameliyat? Biraz bilgi verebilir miyim? Evet, ameliyat lokal anestezi altında. Yani göze sadece damlatarak. Genel anestezi olmuyor. Evet, iğne yapmıyoruz. Sadece göze uyuşturucu basit bir damla damlatıyoruz. Göze uyuşuyor. Hasta iki aşamada yapıyoruz katarak ameliyatını. Femtosaniye lazer dediğimiz yeni bir teknoloji kullanıyoruz. Bu çok yeni bir teknoloji. Bu işte bizim göze girerken bıçak kullanmamızın önüne geçiyor. Ve diğer ikinci lazeri kullanırken işimizi çok kolaylaştırıyor ve göz içine koyacağımız merceğin de tam hedefine milimetrik olarak yerleştirmemize yardımcı oluyor. Ve ameliyat sonrasında da işte hastayı ameliyathaneden gözünü kapatmadan çıkarabilmemizdeki bize en büyük yardımcı da bu teknoloji. 1,5 dakikalık ilk lazer işleminden sonra ikinci bir lazer işlemi, FAKO dediğimiz ikinci bir işleme başlıyoruz. Ve gözün içinde lazerle erittiğimiz o kataraktı alıyoruz ve göz içine uygun merceği koyuyoruz. Yaklaşık ikinci ameliyatta 5 ile 10 dakika sürüyor. Yani toplamda 10 dakika civarı bir ameliyatla hasta ameliyatından başarıyla çıkmış oluyor. 10 dakika sürüyor bütün operasyonu. Tabii doktorun orada o anki işlemi 10 dakika diyelim ama hastanın ameliyathaneye girişi çıkışı 20 dakikayı buluyor. Hazırlığı. Yani bir gün içinde her şey normal hayatına nasıl girdiyse daha iyi görerek çıkabiliyor. Evet, yani hasta bize 2-3 saat ayırarak hastaneye geldikten sonra 2 saat sonra ameliyatını olmuş evine dönebiliyor. Herkes olabiliyor mu? Yoksa hani belli şartları var mı? Şimdi her ameliyatta hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastaya uygun şartlarda, en iyi şartlarda yapılacak ameliyatta bir önceki muayene belirleyicidir. Biz hastayı bu son aşamaya gelmeden önce yaklaşık 7-8 farklı cihazdan, aletten, ölçümden geçiriyoruz. Ve her hastaya kendi gözüne uygun ameliyatı, merceği, ameliyat yöntemini belirleyip bunu hastayla paylaşıp ondan sonra ameliyata gidiyoruz. Tabii ameliyat son aşaması evet 10 dakika olabilir ama önceki o karar mekanizması burada aslında bütün işin en önemli parçası o. Bir kere retina muayenesi, kornea muayenesi, belli ölçümler, hesaplanacak merceğin çok iyi bir şekilde hesaplanması, son yöntemlerle hesaplanması. Göz içine merceği koyduktan sonra oluşacak olan numara hatalarının işte tekrar gözlük kullanımının önüne geçirmekte. Onun için asıl işlem ameliyattan önceki o tam bir oftalmolojik muayene. Ondan sonra karar verildikten sonra işin ameliyat kısmı yani hastanın yansıyan kısmı aslında basit ve kısa. Mercekler kişiden kişiye değişiyor mu ya da mercekler kendi aralarında değişiyor mu? Değişiyor. Ben size kabaca şöyle anlatayım. Tabii ilk işte 10 sene öncesine kadar sadece düz bir mercek kullanırdık. Hastanın astigmatı, işte yakını, uzağın varsa bunlardan belki bir tanesine yaklaşık bir düzeltme yapabilirdik. Ama hasta ameliyattan sonra ya uzak gözlük ya da yakın gözlük mutlaka kullanırdı. Son geldiğimiz teknolojide şimdi bu trifokal mercekler, akıllı mercekler adı altındaki mercek gruplarında uzak, yakın ve astigmatı aynı mercekle düzeltebiliyoruz. Böyle olunca da hastanın ameliyattan sonra gözlük kullanımının önüne geçmiş oluyoruz. Tabii bu yine %90 diyelim ya da %95 diyelim. Burada yine belirleyici olan şey tabii bu lensler tek bir lens değil. Akıllı mercek grubu tek bir mercekten oluşmuyor. Yine her hastaya farklı kullanacağımız trifokal ya da akıllı mercek türleri var. Her akıllı mercek her hastaya uymaz. Diğer göz hastalıkları, diğer sistemik hastalıkları, gözünün yapısı, büyüklüğü, numarasının yapısı bunların hepsi yine göz içine kullanacağımız merceğin özelliğini ve başta onun seçiminde bize gerekli olan doneler var. Peki her iki göze aynı anda katarakt ameliyatı yapılabiliyor mu? Yoksa işte iki göze birden yapılması gerekiyorsa önce birine sonra işte birkaç gün sonra diğerine yoksa ikisi aynı anda oluyor mu? Şimdi burada da çok kesin belirleyici durum yok.
bazı durumlarda iki gözü aynı anda yapabileceğimiz durumlar oluyor. Bunlar tabii bir bebeklerde, iki çok yaşlı hastalar, tekrar gidip gelmesi zor olan hastalar. Üçüncü grup ise vakti olmayan, yurt dışından gelen ya da gözü ikisi göz arasındaki farkın yüksek olduğu hastaları aynı zamanda yapılabilir. Ama parantez açıyorum. Burada çok gelişmiş büyük bir göz ameliyathanesine ihtiyacınız var ve her gözü farklı bir hastanın gözü gibi düşünmeniz gerekiyor. Hmm. Yani bir göze yaptığınız ameliyat ve cihazlarla ikinci aynı gözü değil. Yapamazsınız. Onu farklı aynı bir hastaymış gibi başka bir odada başka aletlerle baştan bir sterilizasyon ortamından geçirerek iki ayrı ameliyat gibi. Yani iki ameliyat neden gibi. Öyle? Bu bir kuraldır. Bir göze en ufak bir zarar, bir ihtimal ameliyat komplikasyonunun önüne geçmek için, bir enfeksiyonun önüne geçmek için mutlaka çok ileri teknolojik bir ameliyathane, işte sterilizasyonun çok iyi olduğu ameliyathaneler, özel filtrelerle, havalandırmalarla temizlenen bir ameliyathane ortamı olması gerekiyor. Peki katarakt ameliyatı olduğunda garip gelebilir size soru ama insanın aklına geliyor. Sonuçta görme bozukluğu olan insanlar işte yakını göremiyor olabilir, uzağı göremiyor olabilir. Aynı anda katarakt oluyor mu bilmiyorum. Yani hem katarakt hem uzağı görmeme, yakını görmeme problemi. Eğer oluyorsa katarakt ameliyatı olduğu zaman kişi yakın ve uzak görme problemleri de ortadan kalkar mı? Tabii şimdi bu akıllı lensler, trifokal lensler ortaya çıktıktan sonra ve buna taktığımız hastalar çok çok memnun olduğu için daha tam kataraktı birinci, ikinci evreye gelmemiş. Uzak görmesi iyi ama sadece yakın görmesi bozulan hasta grupları da bu ameliyat için uygun bir aday haline geldi. Şimdi 45 yaşından sonra her insanın gözü genelde yakını odaklamakta zorlanmaya başlar ve yakın gözlük kullanmak ihtiyacı hissederiz. Bu da insanlar için bir külfet. Devamlı gözlüğü takmak, çıkarmak, yanınızda taşımak. Böyle durumlarda katarak ameliyatını erkene alıyoruz. Yani yine o lensin içindeki materyali alıyoruz. O merceği gözün içine koyuyoruz ve hasta hem uzağı yine hem yakını daha iyi görmeye başlıyor. Onu da böylece yakın gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve bu hasta bir daha katarak ameliyatı olmayacak. Yani daha ileriki yaşlarda kataraktan mecburi olacağı katarak ameliyatını daha önce almış oluyor. Tekrar olmayacaktır. Peki ameliyattan sonra ilerleyen yıllarda tekrarlama durumu var mı kataraktın? Şimdi katarak tekrarlamaz ama halk arasında katarak tekrarladı diye bir terim vardır. Onun da şeyi şu, biz göz içine mercek koyduğumuz zaman zaman içinde gözümüz kendini koruma amaçlı hafif bir buğulanma yapar merceğin arkasında. Bunu da bu her hastada olmaz. Yaklaşık %30 hastada olur. Bu da çok basit. Hasta oturduğu yerde muayene olduğunda 5-10 saniyelik bir lazer atışıyla bunu olan hastalarda çözüyoruz. Ama halk arasında evet bazen bir katarak tekrarladı gibi bir deyim vardır ama bu aslında katarak tekrarlamıyor. Değil yani. Şimdi bazı birçok izleyicimiz de soru yolluyor ama mesela bir izleyicimiz der ki katarak ameliyatından sonra gözlük kullanmak gerekir mi? İşte aslında biraz önce konuştuğumuz uygun lazerle ve uygun mercek takıldığı zaman gerekmeyecektir. Şöyle var, yakın ve uzak görmeyi aynı anda düzeltmek mümkün mü? O evet, da sanıyorum mümkün. Demin cevap verdik. Hastanın kataraktı yoksa fakat yakın görmesi bozuksa ve gözlük de kullanmak istemiyorsa o zaman katarakt ameliyatı kataraktı olmadığı halde olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani, yine az nasıl? Önce konuştuğumuz da, evet, gibi doğru. Tekrar lazerle biz o ameliyat katarakt oluşacağın materyali alıp merceği oraya koyabiliyoruz. Yani ileride olabilme ihtimalini göze alarak... Dolayısıyla bu sorun ortadan kalkıyor. Evet. Peki bir soru daha var, onu da sormak istiyorum. Sayın Sevim Karaman Kuşadası'ndan size şöyle bir sorusu var. Tavuk karasının tedavisi var mı? Tavuk karası? Tavuk karası genetik olarak aktarılan erken yaşta yaklaşık 10'lu yaşlarda gözümüzün arkasındaki retinayı etkileyen, görmeyi yavaş yavaş azaltan ve genelde 30'lu yaşlardan sonra artık hastanın tek başına hareket etmesinin önüne geçen genetik bir hastalık, retinitis pigmentosa diğer adı. Bu hastalar uzun yıllardır büyük çalışmalar var. 5-6 yıl önce biyonik göz bu ameliyat bu hastalar için bir umut ışığı hiç görmeyen bu hastaların son evresinde sadece ışığı görebilen ya da ışığını kaybetmiş hastalar için biyonik göz ameliyatı yaptık. Ve o hastalar kendine yetecek %1, %2 bir görmeye kavuştular.
Ama bu tabii o grup hasta çok yüksek miktarda bir hasta grubu. Bu biyonik göz ameliyatı çok kısıtlı bir hastaya hitap ediyor. Hı hı. Şimdi biz bir ileri evre, şu an uyguladığımız şey şu, mevcut olan bu hastalarda görmesi iyi olan hastaların hastalığının ilerlemesini yavaşlatma ve durdurma ile ilgili bir şeyler yapabiliyoruz. Hı. Bu da kök hücre tedavisi denen bir tedavi. Gözün arkasına kök hücreyi yerleştiriyoruz. O retina bölgesini, hasarlı olan bölgeyi biraz tamir edip olan görmeyi koruma, bazı hastalarda bir miktar bir artış sağlama durumu olabilir. Olabilir. Şu an tavuk karası ile ilgili bulunduğumuz nokta o. Peki. Bir başka soru şöyle diyor. Az önce bahsettiğimiz yöntem, katarakt ameliyatında bahsettiğiniz bu yöntemle şeker hastalarına katarakt ameliyatı yapılabiliyor mu diye sormuş. Evet. Hamid Hanım. Şeker hastalarına katarak yapılır. Bütün hastalara katarak ameliyatı yapılabilir. Şimdi şeker hastalarının bir özelliği var. Biz şekerlerinin, diyabetlerinin kontrol altında olduğu bir dönemi seçmek isteriz. Çünkü şekerin yüksek olduğu dönemlerde bütün vücut gibi gözde etkileniyor. Ve yapacağımız ameliyatın sonucunu olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Hı hı. Onun için biz yine şeker hastalarının ameliyattan önce farklı muayene yöntemleriyle önce retinaların durumuna bakıyoruz. Şekerden bir etkilenme varsa onu önce onu tedavi ediyoruz ve hastayı ameliyat olabilir duruma getirdikten sonra yine uygun şekilde uygun cerrahiyle ameliyat yapabiliyoruz. Sayın Akkan, çok soru var. Daha önce katarakt operasyonu yapılan ve eski mercek takılıp hala gözlük kullananlar ne yapabilir diye bir evet. soru var. Şimdi bu hasta grubumuz çok yoğun bir hasta grubu. Bu hastalar bir şekilde daha önce böyle bir merceği seçmiş olabilirler ya da gözleri o anki durumda o merceğe uygun görülmüş ya da ameliyat oldukları dönemde ve yerde bu mercek takılmış olabiliyor. Hı hı. Şimdi evet yeni bir teknolojiyle bu mevcut olan merceklerin önüne hastaların eksiği olan yakını göremiyorsa yakını hem uzak hem yakını göremiyorsa onun için ya da ilave astigmatı bile varsa onu düzeltecek. İkinci bir ince mercek parçası koyabiliyoruz ve yine o hastaları bir akıllı mercek kullanıyor pozisyona getirebiliyoruz. Peki. Sayın Akkan çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için, verdiğiniz bilgiler için. Daha çok soru vardı gerçekten Twitter hesabından ama ancak zamanımız el verdiğince bu kadarını aktarabildim. İzleyicilerimiz de bağışlasın. Siz de bir sağlık sektöründe sağlık çalışanısınız. Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. O açıklamayla bitireceğiz ama bir paylaşım yapmış Sayın Bakan. Arkadaşlarım ekranlara getirdi sanıyorum şu anda. Vole de verebilirsek ben de daha rahat görebilirim. 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi Sayın Koca açıkladı. Neymiş o iller? Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz diyor Sayın Bakan, şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler vazgeçilmez demiş. Grafikle birlikte Sayın Koca bu açıklamaları da yaptı. Bu paylaşımını da ekranlarınıza getirmiş olalım. Yine aşıyı ön plana çıkardı Sayın Bakan paylaşımında. Aman aşı olun dedi. Biliyorsunuz aşıyı reddeden bir kesim de var. Hatta mitingler de düzenleniyor. Peki aşılarını yaptırmayanlar için günlük hayatta, sosyal hayatta bir tedbir alınacak mı, bir önlem alınacak mı sorusunun yanıtı yok. Öyle bir adım da atılmayacak gibi gözüküyor ama aşınızı olun diye altını çizerek her paylaşımında uyarıyor Sayın Bakan. Konuğumuza da göz sağlığımızla ilgili Sayın Akkan'la da konuştuk. O bilgileri de size aktardık. Böylece gün ortasında noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle tekrar birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.